Yahudilerde adam kadmon diye bir kavram var. Yahudi mistisizminde adam kadmon. Bunu aynen çevirmişler insanı kamil yapmışlar. Hatta halk dindarlığını inşa eden eserlerden biri de insanı kamil adlı kocaman ciltli bir kitap bilirsiniz. Ve içinde insandan başka her şeyin tanımı var. Onun için insanı kamil tanımı Kur'an'ın insan tanımıyla zıt yerlerde duruyor. Peki bu anlamda insan gerçekten de kamil olur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Yani insan noksansız olur mu? Hiç olmayacak ki. Noksansız olduğu gün o insana ibadet etmek de gereksiz, tevbe etmek de gereksiz. O insanın Allah'a yönelmesi de gereksiz. Çünkü kamil olmuş artık. Artık tamamlanmış. Onun için kul kusursuz olur mu? Olmaz. Peki insanı kamillerden çıktı? İnsanı kamil algısı arkasından neyi getiriyor biliyor musunuz? Hristiyanlıktaki aziz algısının İslam'a intikalini getiriyor ve adına veli diyorlar. Peki Kur'an kime veli diyor, kime evliya diyor? Her mümin evliyadır Kur'an'a göre. Kur'an her mümine evliya eder. Peki bu tanım tahrif edildikten sonra Hristiyanlıktaki aziz kültü İslam'a taşınıyor. Ve artık İslam'ın azizleri hani o sen, sayın, Fransızcadaki sayın var. İşte şimdi Avrupa dillerinin tamamında Saint Pierre Saint Joseph, Saint Martin. Bunlar aslında Aziz Pierre, Aziz Joseph, Aziz Martin efendim. Bu bunlar bu aynen bu algı aynen Müslümanlara taşınıyor. Müslümanların kültürüne taşınıyor ve artık aziz kültü üzerinden yalanlar, palavralar, sahtekarlıklar imal edilmeye başlanıyor ve Kur'an'ın tanımladığı evliya tarifi gidiyor yerine bambaşka bir şey geliyor. İşte Kur'an'ın kavramlarına ettiğimiz birinci şey bu.